Çok güzel veriler var elimde. Bilimsel datalarla size mükemmel bir profil oluşturmanın ve ilk mesajda mükemmel bir iletişim kurmanın yollarını anlatacağım. Ah, sevgili klanımın sevgili üyeleri ve bizi daha önce belki hiç görmemiş bir sürü arkadaşımız da hemen ekranın arkasında. Arkadaşlar İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. OK Cupid'le çıktığımız bu kutlu yolda bekarlığa veda partisi olarak sizlere dijital ortamda nasıl sevgili bulabileceğinizi, o bulduğunuz sevgilileri nasıl dışarıda sürdürülebilir hale getireceğinizi anlatıyoruz. Hem de bilimsel verilerle. Çünkü dünyanın üçte biri arkadaşlık uygulamalarından artık bir şekilde sevgili buluyor. Ama biz bulamıyoruz diye üzülmüyoruz. Niye? Çünkü ince işler var. OKCupid'in şöyle bir özelliği var. Size üye olduğunuzda bazı sorular soruyor. Bu sorulara verilen cevapların datalarını tutuyor. Dolayısıyla elimizde istatistiki yani bilimsel veriler oluyor. Nasıl bir fotoğraf kullanırsanız, hangi atmosferde fotoğraf çekerseniz, nasıl bir biyografi yazarsanız ve ilk mesajda ne atarsanız daha hızlı geri dönüş alacağınıza dair çok güzel veriler var elimde bilimsel datalarla size mükemmel bir profil oluşturmanın ve ilk mesajda mükemmel bir iletişim kurmanın yollarını anlatacağım. Hizmet gibi hizmet be parti kur oy verelim dediniz. Kurduk ve devam ediyoruz. İlk maddemiz yüz ifadesi. Profil fotoğrafı seçerken yüz ifademizin ne olacağına karar vermek pek zor. Niye? Somurtacağız mı? Güleceğiz mi? Böyle sert mi bakacağız Kadir İnanır gibi? Yoksa böyle masum bir ifade mi takınacağız? Bu hepimizin kafasında bir soru işareti. Burada çok net bir kadın erkek ayrımı var. Kadınların %56'sı, erkeklerin %37'si gülümseyen fotoğraflar koymuşlar. Peki etkili olmuş mu? Erkekler gülümseyen kadın fotoğraflarından daha çok hoşlanırken kadınlar gülümseyen erkek fotoğraflarından o kadar da hoşlanmıyor gibi görünüyorlar galiba erkeksek daha ciddi olmamız gerekiyor. Ama ne olursa olsun siz yüzünüzden gülümsemeyi imal etmeyin. Nasıl dönüştü birden ya. Milletler siz ben hiç yapamam ha bunu böyle Kadir'in gibi duruşlar falan. Ama siz kendiniz olun. Gülümsemek istiyorsanız gülün falan bunlar istatistik tabii ki. Yani kadınlar gülümsemeyen erkek fotoğrafları olan profilleri daha çok rağbette bulunuyorlarmış. Bizden söylemesi. İkincisi bakış yönü. Peki fotoğrafa bakacağız mı bakmayacağız mı? Yani sizinle göz teması kuracağız mı fotoğraf çekerken yoksa kurmayacağız mı? Erkekler kadınların kameraya baktıkları fotoğraflarla daha çok etkileşim kuruyorlar. Kadınlarsa erkeklerin kameraya bakmadığı fotoğraflarla daha çok etkileşim kuruyorlar. Yani erkekseniz şöyle kameradan hariç bir yere bakıp ciddi de durursanız sanırım ideal pozu yakalamış oluyorsunuz. Tabii ki kadınların gülen fotoğrafları daha çok etkileşim alıyor ama ilgililere duyurulur bokunu çıkartmayın. 32 dişin göründüğü kahkaha atan fotoğraflar erkekler tarafından daha az etkileşim alıyor bizden söylemesi. Bir de işte böyle fotoğraf makinalarının aynada göründüğü, aynadan böyle sektirerek manuel bir şekilde selfie çekilen MySpace fotoğrafı denilen fotoğraflar var. Biz bunlar aslında normalde hiç etkileşim almaz diye düşünüyorduk ama gayet etkileşim alıyormuş. Yani bunlar old school oldu. Artık selfie kamerası var ya ben aynadan ne çekeceğim demeyin böyle fotoğraflarda çekebilirsiniz. Üçüncüsü deri miktarı. Bir fotoğrafta ne kadar derinin görüneceğine gene istatistiklerle cevap veriyoruz. Erken yaşlarda, özellikle blue çağında erkekler kadınlarda derinin daha çok göründüğü fotoğrafları tercih ederken yaş ilerledikçe erkekler kadınların derisinin daha az göründüğü ama etrafın ve atmosferin daha güzel olduğu, kıyafetin daha güzel olduğu fotoğraflarla daha çok etkileşim kuruyorlar. Kadınlarsa kesinlikle deriden hoşlanmıyorlar arkadaşlar. Özellikle en az etkileşim alan fotoğraflar kafanın görünmediği sadece abdominallerin göründüğü fotoğraflar. Çünkü bunda beyin yok yerine baklava var. Şöbiyet var diye düşünüyorlar büyük ihtimalle. Yüzünüzü göstermeyi ihmal etmeyin. Yani yüzünüz karın kasınızdan, adonisinizden, göbeğinizden veya çatalınızdan daha çok iş yapıyor. Dördüncüsü içerisinde hayvan olan fotoğraflar. Bakın arkadaşlar bu işin bug'ı. Eğer ki kucağınızda bir hayvan varsa, bir hayvanla etkileşime giriyorsanız, herhangi bir şekilde bir hayvan o fotoğraf karesinin içerisinde varsa kesinlikle daha çok etkileşim oluyor. Kadın, erkek fark etmiyor. Ama gidip sokaktan öyle zorla hayvanları alıp iradeleri dışında Zorla fotoğraf çektirmeyin lütfen. Bundan sonra bu yüzünüzde cırmıklarla böyle bana gelip abi biz ama çok etkileşim alacaktık. Al almışsın etkileşimi derim. Uyardım. Ve beşincisi. Fotoğrafın içeriği yani hikayesi. Ne çekerseniz çekin. Kendinizi nerede çekerseniz çekin. En çok etkileşim alan fotoğrafın içerisindeki hikaye arkadaşlar. Yani evinizde de çekiyorsanız, gezerken seyahatte de çekiyorsanız içerisinde bir hikaye olması önemli. Özellikle arka atmosferin güzel olduğu, yani sizi gezgin olarak ya da aktif biri olarak ve hayatın içinde biri olarak gösteren fotoğraflar diğerlerinden daha çok etkileşim alıyor. Ama önemli bir detay daha var. O da fotoğraflarda sadece sizin olmanız. En az etkileşim olan fotoğraflar arkadaşlarla birlikte eğlenilen, içki içilen yani kalabalık grupların olduğu fotoğraflar. Zira insanlar bunların içerisinden acaba hangisi diyebiliyor. Bir de etrafınızdaki insanlar ne olursa olsun sizin değerinizi düşürebilir, yükseltebilir. Kumar oynamaya gerek yok. Biz sizle ilgileniyoruz. Gelelim ilk mesajda nasıl bir iletişim kuracağınıza. Hangilerinin daha çok etkileşim aldığını tabii ki tahtayı değiştirelim. Önce cetveli bir üfleyelim. Bundan sonra... Hop. 6 tane temel maddede topladık. İlki dil bilgisi. Dil bilgisi %36 oranında etkileşimi düşürüyor arkadaşlar. Yani eğer ki siz bu ses tarifler bunun içerisinde gereksiz ya. D'leri dağları ayırmaya da gerek yok. Ben bunları atayım derseniz onlar da sizi öbür tarafa atıyorlar. En az etkileşim alan mesajlar fiziksel iltifat olan mesajlar. Yani fiziksel değil karaktere yönelik iltifatlarda bulunur. Yani çok güzelsin, bacakların ne kadar güzel, gözlerin ne kadar güzel, omuzların ne kadar geniş. Bak fiziksel iltifat edince bak içimden bir böyle bir garip bir şey çıktı. Bunlar insanları etkileşime sokmuyor arkadaşlar. Ne zaman ki çok havalısın, çok özel biri gibi duruyorsun. Sen de değişik bir aura var filan gibi böyle karaktere yönelik yani o derinin arkasına geçen iltifatlarda bulunursanız daha fazla etkileşim alıyorsunuz. Üçüncü olarak arkadaşlar klişe giriş kelimeleri işe yaramıyor. SLM, NBR, nasılsın, iyisin, hoşsun bunlar işe yaramıyor. Ne işe yarıyor? Ola. Ok araştırmasına göre gerçekten en çok etkileşim alan ilk mesaj Olay'mış. Çok fazla İspanyol kullanıcısı olması da tabii ki bir faktör olabilir. Ama Ola gene de karizmatik bir giriştir bence. Yani selam diyeceksiniz de SLM değil. Ne haber diyeceksiniz de NBR değil. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi misin? Daha net sorular. Misinlerin ayrıldığı filan dil bilgisine dikkat ettiğimiz güzel net sorular. Daha çok etkileşim oluyor arkadaşlar. Dördüncü olarak Muhabbete girerken öyle havadan, sudan, geyikten bahsetmeyin. İlgi alanlarından bahsedin. Çünkü spesifik bir ilgi alanından bahsedilmiş, özellikle de karşı tarafın ilgi alanıyla ilgili sorulmuş sorular çok daha fazla etkileşim oluyorlar. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok zira. En çok etkileşim alan ilgi konuları ise bilgisayar oyunu, dövme, vejetaryenlik ve okul. Beşincisi ise arkadaşlar narsist veya ukala olmak hiçbir zaman prim yapmıyor. Havalı olmak demek cool olmak demek, ukala ve saygısız ve terbiyesiz olmak demek değildir. Mütevazi olan insanlar çok daha hızlı etkileşim alıyorlar. Yani böyle özgüvenli görünmek için havalı havalı, yukarıdan yukarıdan konuşmak etkileşiminizi arkadaşlık uygulamalarında düşürüyor. Çok keskin ve net olmayan konuşma tarzı, umursayan konuşma tarzı %27 daha fazla etkileşim alıyor kadınlar tarafından. Bu da ilgililere duyurulur. Son olarak en büyük etkileşim öldürücü dini ve politik konuşmalarmış arkadaşlar. Ama %57 ben daha fazla etkileşim almak istiyorum diyorsanız mitolojiyle ilgileneceksiniz. Biz burada boş mu yapıyoruz? Mitoloji konuşmak %57 daha hızlı geri dönüş almanızı sağlıyormuş. Nasıl mesajlaşacağımızı söyledik. Nasıl fotoğraf koyacağımızı söyledik. Bir de yazılı olmayan bizim ifadelerimizin sanalda vücut bulmuş hali olan emojilerimiz var. Hangi emojileri kullanacağız? Şimdi onu anlatacağım. O zaman şimdi tahtamızı emojilere göre dizayn edelim. Abrakadabra. Emojilerin de tabii ki tepki alanları ve tepki almayanları var. En çok etkileşim alan böyle terleyen emojimiz. Aynı zamanda çok yoruldum ya da utandım da demek kendisi. Bunu gözleri dolmuş olan emoji ve de aynı zamanda uykucu suratlı emojimiz takip ediyor. En çok kullanılan emojilerse gülen emoji, gözlerinden yaşlar fışkırtan emoji, gözlerin içerisinde kalpçikler olan emoji ve de aynı zamanda göz kırpan emoji. En etkileyici olanlarsa kendine has olan emojiler. Kendinize bir imza emoji bulun. Mesela benimki zebraydı. Siz de kendinize, özellikle siz kullandığınızda size karşı tarafta sizi hatırlatacak emojiler bulun. İmza emoji'lerinizde konuşursanız bu bir karakter ifade eder. O emojiyi siz olmadığınız zaman başka bir yerde görse dahi sizi hatırlatır bizden söylemesi. Şimdi nasıl bir profil fotoğrafı kullanacağınızı anlattık. İlk mesajda hangilerinin daha çok etkileşim aldığını, hangi emojileri kullanmanızın daha doğru olduğunu dahi anlattık. Şimdi gelelim sanalda yeterince konuştuğunuz bu ilişkiyi nasıl dışarıya getireceğimize. Hop. Arkadaşlar amacımız dışarıda buluşmak. Çünkü OK Cupid kullanıcılarının %67'si hiç buluşmadığın biriyle sevgili olur musun sorusuna Hayır diyorlar. Yani eninde sonunda dışarıda buluşmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki dışarıda buluşmayı nasıl teklif edeceğiz? Öncelikle bol bol soru sorup kendimizle ilgili bol bol bir şeyler anlatıyor olmamız gerekiyor. Çünkü bir kişi karşısındaki yani konuştuğu kişi hakkında ne kadar az bilgi sahibi ise buluşma ihtimali de o kadar az oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla birbirinizi ne kadar hızlı şekilde tanırsanız, ne kadar çok soru sorup, ne kadar çok kendinizden bahsederseniz buluşma ihtimalini o kadar arttırırsınız. Peki Kaçıncı gün biz bu soruyu sormalıyız? Hemen mi sormalıyız? İlk mesajda mı sormalıyız? İkinci gün mü sormalıyız? Ne zaman sormalıyız? Onun da cevabı tabii ki bizde. Hocamın burada yazdığı gibi... Üçüncü gün bir kişiye randevu teklif etmek için en iyi günmüş arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Peki nerede buluşmayı teklif edeceğiz? Kesinlikle evde değil arkadaşlar onu söyleyebilirim. Çünkü eğer ki ilk buluşma teklifini evde buluşalım mı diye sorarsanız %55 ihtimalle reddedileceksiniz. Bu kumarı oynamaya değmez. O yüzden ilk randevu teklifi her zaman dışarıda güzel, güvenilir bir yerde olmalı. Çünkü ne olursa olsun ilk defa real ortamda buluşuyorsunuz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Sevgiliyi buldurduk. Bir sonraki videoda o sevgilinin size uygun olup olmadığını tartışacağız. Çok güzel bir mitolojik hikayemiz de olacak içerisinde. Ben de OK de üye oldum. Hatta bu söylediklerimin hepsini o profil fotoğrafı nasıl çekilir, biyografi nasıl yazılır bunların hepsini de itinayla yaptım. Üye olup benimle eşleşirseniz lütfen mesaj atmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bizi beğenip paylaşıp yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bu işler ince işler. Sevgiler.